Sıra dağların gölgesinde Balkan kadınları, barış vakitleri bağda bahçede çalışıp ev ekonomisine katkıda bulunan, savaş zamanı silahını kuşanıp cepheye koşan, ihtiyaç sahipleri için imarethaneler, külliyeler inşa eden, iş söze geldi mi kelamı nakış nakış işleyip şiirler yazan, edebiyatı bir kaneviçe motifi misali kalplere nakşeden, Balkanlar'da Türk edebiyatına yön veren kadınları konuşacağımız Yön Veren Kadınlar programımız başlıyor. Tarih, Balkanlar ve Türkler dediğimizde ne anlamalıyız? Balkanlar'da kadınların eğitim hayatı nasıldı? Fetih sonrası Balkanlar'da kültürel gelişim nasıl oldu? Kadın şairler aile içi ve bektaşi geleneği içinde nasıl yetişti? Osmanlı geleneğiyle yetişmiş kadın şairler kimler? Hepsi ve daha fazlası birazdan Yön Veren Kadınlar'da. Vav TV ekranlarından Yön Veren Kadınlar programımızdan merhabalar sevgili izleyenler. Türk televizyonlarında tarihteki kadını, kadının yerini konuşulan tek program Yön Veren Kadınlar bu haftada yine dop dolu bir konuyla sizlerle birlikte. Balkanlar'da Türk edebiyatına yön veren kadınları konuşacağız. Ve stüdyomuzda çok kıymetli bir hocamız var. Çok kıymetli bir büyüğümüz var. Profesör Doktor Mustafa İsen hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz hocam? Çok teşekkür ederim. Mütebessim çehrenizle her zamanki gibi bizlerle birliktesiniz. Ayağınıza sağlık, safalar getirdiniz. Bugün biz inşallah Balkanlar'da Türk edebiyatına yön veren kadınları konuşacağız. Fakat biz biliyoruz ki Türkiye'de Balkanlar, Balkan kültürü dendiğinde Mustafa İsen Hoca akla gelir. O yüzden birazdan Balkanları konuşacağız ama ben biliyorum ki izleyicilerimiz sizi ekranlarda gördüğünde çok mutlu oldular. Çünkü ben sosyal medyada afişlerimizi paylaştığımızda bile o hoca geliyor, Mustafa Hoca geliyor diye çok da güzel tepkiler almıştım. O yüzden hemen izleyicilerimize dönerek şunları iletelim ki bizler program içerisinde hocamızla soru cevap usulü olarak Balkanları konuşacağız. Balkanlar'da Türk edebiyatına yön veren kadın isimleri konuşacağız, kadınları konuşacağız. Fakat sizler de hocamıza soru sormak istiyorsanız yahut programımıza katkıda bulunmak istiyorsanız, Balkanlar'da edebiyat, Türk edebiyatı kadın noktasında bazı yaşanmışlıkları, bildiklerinizi anlatmak istiyorsanız bize X'ten, Instagram'dan, hasılı sosyal mecralardan sorularınızı sorabilir, programımıza katkıda bulunabilirsiniz. Zira ben soruları hocamın süzgecinden geçtikten sonra ikinci bölümde, programımızın ikinci bölümünde hocamıza ileteceğim. Hocamız da program öncesi zaten soru geliyor mu diye büyük bir iştahla sordu. O yüzden soruları açık bir hocamız var stüdyomuzda. Sizlerden sorularınızı ve katkılarınızı bekliyoruz dedikten sonra. Hocam şimdi Balkanlar diyoruz. Tabii Balkanlar kelime karşılığı olarak tabii birkaç manaya geldiği söylenir Türkiye'de. Sıra dağlar demek, dağlar demektir denir ama başka açıklamaları da olur ama biz Balkan coğrafyası dediğimizde ben bir tarihçi olarak Balkanlar aklıma geldiğinde hep derim ki Osmanlı'nın varlık sebebi aslında Balkanlar. Biz biraz Balkanları coğrafi olarak tanıyabilir miyiz? Kadınları, Türk edebiyatına yön veren kadınları konuşacağız ama sanıyorum biraz coğrafi olarak da tanımamız gerekiyor. Tabii. Bence bu doğru bir yaklaşım. Çünkü nereden bahsettiğimizi öncelikle gündeme getirerek konuyu daha ayrıntılı bir çerçeveye taşımak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Şöyle söyleyelim, Osmanlı Devleti iki kanattan meydana geliyordu. Balkanlar ve Anadolu ve daha sonra da bunun dışına doğru taşan başka coğrafyalar. İşte Balkanları meydana getiren, Osmanlı'yı meydana getiren bu en önemli kanatlardan birisi olan Balkanlar bir yarımada coğrafi açıdan bakıldığı takdirde. Bu yarımadanın batı sınırı İstanbul Boğazı ve Ege Denizi, doğu sınırı yanlış söyledim İstanbul Boğazı ve Ege Denizi, güney sınırı adalar dahil olmak üzere Ege Adaları, Rodos ve Girit'te dahil olmak üzere Akdeniz, batısı Adriyatik Denizi, kuzeyi biraz tartışmalı. Kuzeyi farklı değerlendirmelerle gündeme taşımak lazım ama bence biz geniş kitlelere ilgilendirecek bilgiler veriyoruz. O manada Tuna Nehri'nin güneyi diye tanımlasak yanlış olmaz Balkanları. Özellikle biliyorsunuz bizim tarihimizde Balkan kelimesi yakın yıllarda kullanılan kelimelerden bir tanesi. Osmanlı kültüründe bunun adı Rumeli. Rumeli, evet. Rumeli bütünüyle o zaman Tuna'nın güneyi diye tanımlamak mümkün olabilir. Osmanlı Tuna'nın kuzeyine geçmedi mi? Geçti tabii. Ama geçtiği zamanlarda bile bir nevi bir tampon bölge gibi değerlendirilmiştir bunlar ve asıl elde tutulması hedef olunan ve bizim medeniyet tarihi açısından baktığımız zaman da o muhteşem Osmanlı eserlerini görme imkanını elde ettiğimiz bölge Tuna Nehri'nin güneyidir. Bunun Sava Nehri ve Sava Nehri'nin bir küçük kol olan Una Nehri ile sınırlayarak onun doğusunda kalan bölge diye tanımlamak coğrafyacıların üzerinde en çok ittifak ettikleri konu. Bunu Karpat Dağları'ndan başlatarak Romanya'yı ve Macaristan'ın bir bölümünü de Balkanların içine alan bakış açıları var ama bizim tarihimiz açısından ve bizi ilgilendiren bölge olması açısından asıl bunu Tuna ile sınırlandırmak doğru bir yaklaşım olur. Yani Balkan coğrafyası değil aslında Rumeli, Osmanlı'nın bütün belgelerinde ve Osmanlı'nın dilinde Rumeli olarak adlandırılan bölge bununla sınırlı. Bu çerçevede değerlendirilebilir. Evet. Çünkü Balkanlar dediğimizde şimdi ya da hani Rumeli dediğimizde hep bir Mostar Köprüsü ve Bosna aslında gözlerimizin önüne gelir. Daha çok fotoğraflarda, ekranlarda bunu görürüz ama Rumeli dediğimizde çok büyük bir coğrafya aslında. Tabii büyük bir coğrafya ama biz bazen coğrafyalarda belli simgeler üzerinden okuruz biliyorsunuz. Evet. O manada da gerçekten benim de aklımda Rumeli'yi simgeleyen çok karakteristik bir Osmanlı objesi nedir diye sorsam benim de aklıma öncelikle Mostar Köprüsü gelir. Evet, ne güzel. Nitekim kalanlardan bir tanesi o aslında ne de çok eser vardı. Yakın zamanda ziyaret ettiğimde Sancak bölgesinde Yenipazarı ve Senice'yi ziyaret ettiğimde nice Osmanlı eserinin orada yıkıldığını ne yazık ki gördük. Şimdi hocam tarih, Balkanlar ve Türkler aslında çok önemli bir üçleme bu. Tarih, Balkanlar ve Türkler dediğimizde Profesör Doktor Mustafa İsen hocamız bize ne anlatır? Biz ne anlamalıyız? Biraz önce de söyledim. Yani Osmanlı Devleti aslında başlangıçta bir Balkan devletidir diye tanımlasak büyük bir hata olmaz. Çünkü devlet tamam Söğüt ve çevresinde kuruldu. Fakat Söğüt ve çevresinde kuruluşunu takip eden çok erken dönemlerde Balkan coğrafyasıyla tanıştı. Yani Orhan Gazi devrinde. Ki Osmanlı Devleti bir beylik, bence devlete doğru dönüşmesi Orhan Gazi ile birlikte olmuştur. Yani devlete doğru dönüşme aşamasının hemen başlangıcında bir efsanevi hikayesi de var biliyorsunuz. Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa gerçekten ona Anadolu'da da çok medyunu şükran olmamız gereken bütün Marmara bölgesinin bizatihi fatihi odur. Bir gün gazileriyle birlikte Çanakkale civarındalar, Lapseki civarındalar. Karşı ayan beyan görünüyor. Birisi ne var acaba karşıda diye. Yani tarihçiler bu anlatımı çok böyle bütünüyle doğru bulmuyorlar. Rumeli'ye geçişin başka hikayeleri var ama bu efsanevi boyut benim hoşuma gidiyor. Bizim ilk kroniklerimizde de bu şekliyle yer alır. Gidelim bakalım diyor bir tanesi. Oradan bir derme çatma sal düzüyorlar ve bu salla karşıya geçip Çimpe Kalesi'ni ele geçiriyorlar. Çimpe Kalesi'nin ele geçirilişinden sonra adeta halka halka büyüyen ve çok kısa zamanda, yani bu ilk geçiş 1354'tür. Ondan 5-6 yıl sonra Edirne fethediliyor ki Edirne Balkanların çok önemli merkezlerinden birisi ve ardından da adeta bir sel olup bu Osmanlı'nın çok dinamik evresi Balkanlara doğru akıyor. Orada bir başka şeyden söz etmek lazım. Aslında tam bu Balkanlara geçiş döneminde sosyokültürel manada karşı karşıya kalınan belli tablolar var. Bir kere bölgede Bizans hakim. Biz bu Bizans meselesini biraz hafife alıyoruz. Yani Osmanlı tarihi döneminde falan da sanki Bizans artık bir kartondan kuleye dönüşmüştü. Yani bir fiske vurulsa yerle bir olabilecek bir konumda gibiydi. Hiç böyle değil. Yani Bizans, Doğu Roma ve Batı Roma çerçevesi içinde ele alacak olursak dünyanın en uzun sürmüş imparatorluğu, 2000 yıllık bir ömrü var. Hadi bunu Bizans açısından bile alsak gene çok uzun bir evre. Ama Bizans zayıflamıştı o bölgede. Zayıflayınca da bölgedeki yerel unsurlar harekete geçmişlerdi. Balkanlarda zaman zaman olur bu. Günümüzde bile zannediyorum daha sonraki evrelerde ona değineceğiz. Bölge bir taraftan Sırpların, bir taraftan Bulgarların, bir taraftan Macarların adeta at oynattıkları ve her gün bir başka gücün gelip hakim olduğu, temelde bir gücün hakim olmaması dolayısıyla da insanların çok ciddi şekilde can güvenliğiyle, mal güvenliğiyle, güvenliği açısından sıkıntıda olduğu bir evre. Şehirler boşalmış, büyükçe köyler boşalmış. Bunlar büyük ölçüde kendilerini koruyabilecek dağlara doğru çekilmişler. O Balkanların işte biraz savunmayı da kolaylaştıran, fethi zorlaştıran dağlarına. Bu arada demin söylemeyi unuttum. Balkan kelimesi zaten dağ kelimesiyle siz de ifade ettiniz. Yani Balkanların coğrafyası dik dağlar, derin vadiler ve geçişe izin vermeyen akarsulardan müteşekkildir. Bu pek çok şeyi etkilediği gibi toplumsal yapılanmayı da etkiler. Dağın bir yüzünde kalan başka bir dine, bir yüzünde kalan başka bir dile, bir yüzünde kalan başka bir ırka mensup olabilir. Bundan dolayı Balkanlar çok dilli, çok dinli, çok ırklı, küçük küçük etnik yapılaşmaların ortaya çıktığı bir tabloyu gösterir. İşte bu güvenlik zafiyetinden dolayı bölge halkı adeta bir kurtarıcı bekliyordu bir. İkincisi de bu darmadağın olmuş sistemi bütünleştirecek bir yeni yaklaşım peşindeydi. Fetih kelimesinin kelime anlamı açmak, biliyorsunuz. Bu sadece gaza manasında, cihat manasında açmak, bir ülkeyi işgal etmek anlamında ben özellikle Balkan fetihleri açısından değerlendirmek istemiyorum. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Fetih aynı zamanda bir açılım. Bu açılım bir beklenen unsuru da oraya götürüyor. Yani bir medeniyeti de oraya götürüyor. Gerçekten Osmanlı Devleti oraya bir medeniyet götürmüştür. Onun çok parametrelerini ifade etmek istiyorum. Bir, bu geçişle birlikte devlet oraya bir güvenlik şemsiyesi götürdü. İnsanlar huzur buldular, can ve mal emniyetine sahip oldular. Bu onlar için Osmanlı'ya karşı bir sempati doğurdu. İki, Osmanlı Devleti Balkanlara geçişte herkesin temel hakları olan din ve dil, hatta buna töre de ekleyebiliriz, bu özgürlüklerini onlara vererek geçti. Özellikle de iki hareketin, tabii Osmanlı Devleti bir Müslüman devletti ama iki büyük dinin ve mezhebin neredeyse Müslümanlık kadar himayesini sağladı onlara. Bunlardan bir tanesi Ortodoks mezhebiydi. Bakın, Katolik demiyorum. Ortodoks mezhebiydi. İkincisi de Yahudilerdi. Bunların kesin manada hamisi oldu. Ne zamana kadar? Mora isyanına kadar bu şekliyle devam etti. Bizim tarih kitaplarımıza kadar girmiş bir söz vardır, biliyorsunuz. Bu dönemde insanlar kardinal şapkası görmek yerine işte bir Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz. Bu bir Hristiyan sözü değildir. Bu bir Ortodoks sözüdür. Hmm. Gerçekten de o dönemde Katolik bölgelerinde yaşayan insanların hiçbirisinin kendi mezhebiyle yaşamasına izin verilmemiştir Balkanlarda. Ama Osmanlı bu imkanı da sağladı. İkincisi, bölgede üretim neredeyse durmuş vaziyetteydi. Yani bu dediğim güvenlik yoksa zaten başka bir şeyin varlığından söz edilemez. Üretim durmuş vaziyetteydi. Bir, köylüler adeta yarı köle vaziyetindeydiler daha önceki toplumlarda. Bunları özgürleştirdi Osmanlı Devleti makul bir vergiye bağlayarak herkesin memnun olabileceği yeni bir toprak sistemi getirdi bölgeye. İkincisi bu yerle bir olmuş, nüfus bakımından ıssızlaşmış şehirleri ya yeniden ihya etti veya sıfırdan çok sayıda şehir kurdu bölgede. Mesela Saraybosna bugün işte Balkanların önde gelen şehirlerinden birisi. Saraybosna Osmanlıların eline geçtiği zaman orta büyüklükte bir köy seviyesindeydi. Buralar şehir haline geldi. Yani benim çok dikkatimi çeken, üzerinde çalıştığım da bölgelerden bir tanesi Vardar Yenicesi. Balkanların çok daha sonraki kaderinde rol oynamış şehirlerden birisidir. Vardar Yenicesi gibi şehirleri de sıfırdan kurdular. Bunların sayısı neredeyse yüzlerle ifade edilir Balkanlarda. Bunların her birisi stratejik şehirlerdir. Yani hesaplanarak belli yol güzergahları üzerinde belli amaçlarla oluşturulmuş yapılardır. Ve buralarda müthiş bir üretim başladı. Evliya Çelebi seyahatnamesinde 1100 civarında Osmanlı mesleğinden bahsediyor. 1100. 1100 civarında sanat erbabı düşünün. Yani bunlar atölyelerinde, orta ölçekli atölyelerinde çok ciddi şekilde üretim yapıyorlar. Dolayısıyla bütün bunlarla birlikte Balkanlar birdenbire çok zenginleşti. Balkanların zaten iklimi, yeraltı kaynakları ve benzeri tür faaliyetleri son derece elverişlidir. Balkanlarda dün olduğu gibi bugün de hala en büyük sorun güvenlik ve bu gelecek endişesinden insanların kendilerini kurtarabilmiş olma halleridir. Şehirlerin merkezinde ister yeni kurulsun, ister işte bir Osmanlı şehri olarak yeniden dizayn edilmeye kalkışılsın, merkezde bir cami kurulurdu. Bu camiye genellikle ya Sultan Camii ki o dönemdeki sultanlardan birisinin adıyla veya bu şehirlerin birer hamisi var. Mesela Saraybosna'daki diyelim ki Gazi Hüsrev Bey Camii. Gazi Hüsrev Bey bu şehrin banisidir, kurucusudur. II. Bayezid'in kız tarafından torunu. Yahut bugün çok adını unuttuğumuz Dimetoka mesela. Dimetoka. Dimetoka Oruç Bey diye bir erken dönem beylerinden birisinin himayesinde orada güçlü vakıfları var. Ve bütün bunların ötesinde Balkan fetihlerinde çok dikkate değer bir adam, çok da vakıf eseri bırakmıştır buralarda. Meşhur Evrenos Gazi, Evrenisoğulları, Akıncı Beyleri. Akıncılık biliyorsunuz tamamen Balkanlara özgü bir askeri harekattır. Öyle gibi görünmekle birlikte hiç de sadece askeri harekat değildir. Biraz önce sözünü ettiğim Vardar Yenicesi'ni Gazi Evrenos Bey işte sıfırdan kurdu. Bugün mezarı da oradadır. Ama işte az önce söylediğim gibi merkezde Evrenos Gazi'nin camisi var. Kurduğu cami, hemen onun etrafında eğitim kurumları var. İstisnasız bütün Balkanlarda böyledir. Medreseler var, tekkeler var. Onun etrafında biraz önce sözünü ettiğim çok aktif bir çarşı hayatı var. Ve bunlar çok birbirini destekliyor. Bir süre sonra orada ne oluyor? Bir süre sonra bu eğitilmiş insanlardan daha seçkin olanları bu defa ya yazar olarak ya şair olarak entelektüel hayatı meydana getirecek kadroları oluşturuyorlar. Benim istatistiki bir çalışmam var. Bu çalışmada çok açıkça görülüyor. Osmanlı döneminde kalburun üstünde kalmış, kaynaklara girmiş 3180 şair var. Bu 3180 şairin 3'te 1'i İstanbul doğumlu. Geri kalanın yarısı Balkanlar, yarısı Anadolu. Oh. Nitekim işte biz yeni bir çalışma yaptık. Evet, elimde ben şimdi onu göstereceğim izleyicilerimize. Hocam sözünüze devam edin lütfen. Yeni çıkan hocamızın en son eseri Profesör Doktor Tuğba Durmuş hanımefendi ile birlikte hazırlamış olduğu bir eser. Balkanlar'da Türk Edebiyatı Tarihi fakat başlangıçtan günümüze kadar diyor. Mükemmel bir eser. Belki kaynak eserlerden bir tanesi olacak inşallah. Evet, bu alanında ilk yapılmış çalışmalardan birisi. Balkanlar'da genellikle özellikle Osmanlı mimarisi konusunda yapılmış merhum Ayverdi'den itibaren çok sayıda, yeteri kadar diyelim, çok sayıda değilse bile yeteri kadar mimari eserlerle ilgili bir çalışma var. Ama bence Balkanların edebi altyapısı mimari altyapıdan çok daha zengindir. Evet, o yüzden edebiyatçı kadınları konuşacağız mesela. Evet, çok yani Balkanlarda güzel. Balkanların Türk edebiyatı ile ilgili müstakil farklı ülkelere yönelik, şehirlere yönelik çalışmalar yapılmıştı ama böyle Balkanların bütününü kapsayan bir çalışma ilk defa, henüz çok yeni, 2 gün önce çıktı. Şöyle baskısı da çok güzel hocam. Yani renkli fotoğraflarla aslında hani görseli de çok güzel ve evet, Türkiye Maarif Vakfı bastı. O bakımdan doğrusu arkadaşlarımız emek verdiler. Ortaya güzel bir çalışma çıktı. Türkiye Maarif Vakfı'nın Arnavutluk'ta bir üniversitesi var. Bu üniversite New York, Maarif Vakfı New York, Tiran'daki üniversite New York Üniversitesi ve bu üniversitenin içinde de bir Balkan Araştırmaları Merkezi var. Bu Balkan Araştırmaları Merkezi bu kitabı neşretmiş oldu. Dolayısıyla onlar özen gösterdiler. Burada kendilerine de teşekkür etmiş olalım. Bu öyle zannediyorum ki bundan sonra Balkanlar konusunda ders kitabı niteliğinde olacak. Sizin hocam pek çok eseriniz zaten bizlere edebiyat fakültelerinde ders olarak okutturuluyor. Eyvallah. Allah razı olsun. Bu da mutlaka onların yerine geçiyor. Burada mesela o gördüğünüz haritalar özel olarak çizilmiştir. Yani o başka bir yerde bu haritaları görme imkanınız mümkün değil. Hemen dikkatimi çekti çünkü. Bulgaristan'daki şair ve yazarların yetiştikleri ve görev yaptıkları şehirler şöyle haritalandırılmış vaziyette. Evet, yani bunlar özel olarak çizildi. Yani daha önce herhangi bir yerden kopyalanıp alınmış örnekler değildir. Yok, çünkü öyle bir kopya örneği yok. Evet, şöyle tekrar ben göstereyim. Başlangıçtan günümüze kadar Balkanlar'da Türk Edebiyatı Tarihi Profesör Doktor Mustafa İsen hocamız ve Profesör Doktor Tuğba Durmuş hanımefendi ile birlikte hazırlanmış olan artık kaynak eserlerimizden bir tanesi diyebiliyoruz. Evet, öyle diyelim. Bu giriş bölümünde de bu Balkanların sosyoekonomik yapısı ve kültürel yapıya giden yol haritası 3 aşağı 5 yukarı izah edilmiş vaziyettedir. Bu haliyle dediğim gibi Balkanlar konusunda yapılmış az sayıdaki çalışmadan birisi oldu. Biz de emeği geçen, başta siz olmak üzere, Tuğba hocamız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz güzel bir eser. Ne kadar çok şu an düşünüyorum da ihtiyaç varmış aslında, değil mi? Böyle değerli eserlere. Hocam ilminize sağlık. Yine bizi şenlendirdiniz ilminizle. Allah razı olsun. Sevgili izleyenler, izleyicilerimizin de mesajları geliyor. Ben işte anne tarafından Balkanlı olarak, ben bir Balkan gelini olarak, ben bir Balkan kızı olarak diye çok sayıda mesajlarınız geliyor. Teşekkür ederiz. Size de çok sevgilerini iletiyorlar hocam. Ben 2. bölümde sorularımı soracağım. Şimdi o zaman şunu sorayım size hocam. Zaten konuşmamız da biraz oraya doğru evriliyor. Siz dediniz ki aslında hani Osmanlı'nın Balkanlara gitmesi diğerleri gibi olmadı. Fetih aslında toprağı açmak da bir fetihti. Biz de tarih derslerimizde öğrencilerimiz işte Balkanlara gidişini, Osmanlı'nın Balkanlara çıkışını anlatırken hep derim ki diğer bazı Türk beylikleri günübirlik ganimet için giderken Osmanlı gittiğinde günübirlik ganimete gitmedi. Toprakları açtı. Toprakları açıp gönüllerini de açınca Balkan insanıyla kucaklaştı aslında. Hani kültürel gelişim de daha sonra başlayacak. O yüzden Balkanlarda fetih sonrası, şimdi tabii sonuçta orası başka bir milletin, başka bir dinin, çeşitli mezheplerden oluşan bir coğrafya ve o insanlar yaşıyor. Ve siz oraya gidiyorsunuz Müslüman olarak, onunla insanların Müslümanlığa bakışı farklı ve sizin kültürünüze bakışları veya duydukları çok bambaşka. Kültürel gelişim nasıl oldu fetihten sonra? Şimdi kültürel gelişmeler daima siyasi gelişmeleri belli bir mesafeden izler. Yani siz mesela İstanbul fethedildiği zaman ertesi gün bir Türk Müslüman şehri olmadı. Oranın böyle bir hayatiyet kazanması neredeyse Fatih döneminde bile değil. 2. Bayezid döneminde büyük ölçüde şekillenmiş. Asıl Kanuni döneminde büyük eserler ortaya çıkmış ve bugünkü karakterini kazanmıştır. Balkan şehirlerinde de bu kültürel yapılanmanın birkaç tane altyapısı var. Bunlardan bir tanesi medreseler. Osmanlı eğitim sistemi bir kere Sıbyan Mektebi'nden sonrasında hemen hemen orta ölçekli bütün şehirlerde birkaç Edirne gibi şehirlerde çok daha fazla eğitim kurumu, medreseler meydana getirerek bu yolla bir kere geniş bir eğitim ağı kurdu. İkinci olarak bunların yanında sosyal hayatı tanzim etmekte çok etkin olan dergahlar, tekkeler ortaya çıktı. Başlangıçta Bektaşilik. Sonraki yıllarda da Bektaşilik etkin olmakla birlikte başlangıçta efsanevi isimler var Balkanlar'da. Mesela Hacı Bektaş Veli'den sonra, Hacı Bektaş'taki dergâhtan sonra Bektaşiliğin en önemli dergâhlarından birisi yine biraz önce adından söz ettik Dimetoka'daki Kızıldeli Sultan dergâhıdır. Adı da böyle çok efsanevi bir isim Kızıldeli Sultan. İşte başlangıçtan uzun da bir ömrü var. Yaşamış, merakına bakılırsa Fatih'le oturmuş, sohbet etmiş, Fatih'e nasihatlarda bulunmuş. Ama daha önemlisi mesela biraz önce sözünü ettiğimiz Evrenos Gazi ile onun bir nevi manevi tarafını meydana getiren bir isim. Daha mühimi onun yetiştirdiği isimlerden birisi Balım Sultan. Balım Sultan aslında onu daha çok Balım Sultan daha sonra 2. Bayezid döneminde asıl Hacı Bektaş'taki tekkenin piri oluyor ve Bektaşiliği kurumsallaştıran isimdir. Bu bakımdan nasıl Mevlevilik Mevlana ile birlikte ortaya çıkmış ama Sultan Veled tarafından kurumsallaştırılmışsa Balım Sultan da bu müesseseyi yani Bektaşiliği kurumsallaştırmış isimlerden bir tanesidir ve daha sonra Yeniçeriliğin de arka planında yer alan bir unsur olarak mesela o Yeniçerilerle Yavuz Sultan Selim daha sonra Şah İsmail Anadolu'dan bir nevi Şia adına isim devşirirken ama Balım Sultan'ın dizayn ettiği bu yeni yapıyla birlikte Yeniçerilerle birlikte Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'i Çaldıran'da mat etti. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Bektaşilik bu dönemde hem fetihler sırasında hem fetihlerden sonra gönülleri ısıtan, bugünkü anlamda söyleyecek olursak bir yumuşak güç unsuru olarak o biraz daha Bektaşiliğin mahiyetinde var olan daha geçişken bir din anlayışının öncülüğünde çok önemli roller üstlenmişlerdir. Dergahlara gelenlerin diline, dinine, ırkına bakmadan onlara yönelik bu eşitlikçi muamele, bir kere karşı tarafın kalben ısınmasına vesile olmuş. Sonraki yıllarda da toplumsal hayatı derleyip toparlamada gene bu tarikatların herbesini. Ondan sonra artık aklınıza gelebilecek Anadolu'daki hangi tarikatları biliyorsanız Mevlevilik başta olmak üzere Nakşilik, Halvetilik, biraz daha mesela Sadilik gibi başka tarikatlar da var. Balkanlar'da, Anadolu'da çok fazla yaygın olmayan tarikatlar da var. Benim yine bu kitapta yaptığımız araştırmaya göre mesela bütün Osmanlı coğrafyasında şairler %10 oranında tarikatlarla ilişkili gibi görünmekle birlikte Balkanlar'da bu rakam %30'a çıkıyor. Çok büyük bir fark. Dolayısıyla çok neredeyse 3 kat gibi bir büyük rakam. Bütün bu özellikler dolayısıyla medreseler kadar kültürel hayatın bir anlamda fidanlığı olmuş çok önemli kurumlardan bir tanesi haline gelmiştir. Biraz sonra özellikle bu kadın şairler, yazarlar meselesini konuşacağız. Orada Bektaşilik çok daha açık ara öne çıkıyor. Dolayısıyla bu tarikatların yine eğitim ve kültürel hayatın gelişmesinde çok önemli rollerinin olduğunu görüyoruz. 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Mevlevilik bölgede özellikle Mevlevilik bir şehir tarikatıdır biliyorsunuz daha çok. Ve daha çok da entelektüele hitap eden bir tarikattır. Mesela Yenişehir Fener diye bugün kaç kişimiz hatırlıyor? Bugün Yunanistan sınırları içinde çok önemli bir Osmanlı şehri var. Bu Osmanlı şehrine dönüp bakıyoruz. Birinci sınıf entelektüel yetiştirmiş şehirlerden birisidir ve bizim Osmanlı kaynakları böyle hem eğitim noktayı nazarından hem kültürel bakımdan çok donanımlı isimler için kullandıkları bir tabir vardır. Zürafa tabirini kullanırlar. Yani zarif kelimesinin çoğulu. Yani bence en zarif Osmanlıların yetiştirdiği şehirlerden birisidir Yenişehir Fener. Kim mesela onlardan prototip birisi? Yenişehirli Avni Bey. Yenişehirli Avni Bey'i işte Yenişehir Mevlevihanesi yetiştirmiştir. Orada Şeyh Nazif Dede diye bir adam var. Adeta böyle insan yetiştirme fabrikası konumunda bir adam. Sonradan Yenişehirli Avni Bey'in kayınpederi olmuş. Yani onun kızıyla evlenmiş. Muallim Naci mesela bir ara orada çalışmış. O da bu Yenişehir'in havasına intibak eden isimlerden birisi. Vahit Mahdumi diye bizim gene böyle biraz deli fişek şairlerimizden birisidir. Bütün bunların orada yetişmiş olması tesadüf değil. İşte bunlar o Yenişehir Mevlevihanesi'nde yetiştiler. Mevlevihanelerin bir nevi yüksekokul denebileceğimiz üst kısmına asitane tabir edilir. Balkanların tek asitanesi, Balkanlar'da epey şehirde Mevlevihane var ama asitane sadece Yenişehir Fener'de var. Bugün işte onun karşılığı da Yenişehirli Avni Bey gibi dikkate değer isimler. İşte böylece bu saydığım kurumlarla ve bunlara ilave edilebilecek bir başka nesne belki eğitim ve kültür biraz ekonomik hayatın gelişmişliğiyle de alakalıdır. Biraz önce de söyledim, bu bir taraftan güvenlikle birlikte sağlıklı tarım faaliyetleri, özellikle büyük çiftliklerde, sağlıklı hayvancılık, şehirlerdeki sağlıklı zanaat merkezleri, atölyeler. Bunlarla birlikte doğal olarak bir ekonomik denklik de söz konusu. Bütün bunlar varsa çok net bir biçimde orada kültürel hayatında canlı olduğunu görürsünüz. Burada böylesine zengin bir kültürel hayat ortaya çıktı. Bunun en karakteristik örneklerinden birisi çok sayıda şair yetişti, yazar yetişti bu bölgeden. Bizim bugün baktığımız zaman bu kitapta 1894 Balkan kökenli şair ve yazar var. 1894 veya adet. 1894 kişi ama orada görev yapmış olanlar da var. Çünkü görev yapmış olmak da önemli. İşte Muallim Naci gibi mesela gitmiş Yenişehir, oralı değil ama aile Varnalı'dır. Onun da gene bir Balkan ilişkisi var. Yenişehir Fener'e gitmiş, çok insan yetiştirmiş. Abdullah İlahi'nin Balkanlarla hiç alakası yok. Ama Abdullah İlahi bir Nakşi Şeyhi olarak Vardar Yenicesi'ne gitmiş. Vardar Yenicesi'nde yüzlerce insan yetiştirmiş. O zaman onları da bu bölgeye etki etmiş isimler olarak zikredersek, işte bu toplam çerçevesi içinde böyle bir rakama ulaşıyoruz. Bu çok önemli ve büyük bir rakamdır. Şimdi hocam Balkanları, fetihten sonra Balkan kültürünün gelişmesini konuştuk. Ben konuşmanız içerisinden aldığım cümle aslında net olarak şunu söyleyebilirim ki, siz diyorsunuz ki oradaki tarikatlar ve medreseler olduğundan dolayı aslında orada çok da kaliteli insanlar yetişti. Evet. Aydın insanlar yetişti diyorsunuz. Şimdi ben 1 numaralı ve 2 numaralı görselimiz var. Yakın zamanda Sancak bölgesi Yenipazar'a gittiğim zaman orada Şimdi bir de 2. fotoğraf var. Daha yakından bunu. Bu bir mendil. Birazdan kadın şairlere gireceğim ama ön konuşması olarak. Şimdi hocam Balkan kadınlarını biz biliriz. Sözlerinin eridirler. Böyle devlet gibi kadındırlar. Yeri geldiğinde tarihe baktığımız zaman tarlada, bahçede çalışıp eşlerine destek oldular. Bosna Savaşı ve bazı savaşlarda silah kuşandılar. Nice güzellikler yaptılar kendi vatanlarını ve topraklarını savunma adına, ama Balkanlardaki işlemeler çok meşhurdur, kadın işlemeleri. Evet. Bir müze gezimde şimdi bir kadının, hani Balkan kadınının aslında bana özetini anlattı bu mendiller. Bir çeyiz mendili bunlar ve Osmanlı amblemi. Aslında Osmanlı'nın biz bayrağını, belki Osmanlı markasını aldığımızda bu Osmanlı amblemi diyebiliriz. Osmanlı amblemini yaparken çiçek motifleri işlemişler. Yani oradaki kılıcı çıkartmışlar, oradaki işte teraziyi çıkartmışlar. Aslında kadının ruhunu ve Balkan kadınının doğruluğunu, dürüstlüğünü ve oradaki naifliğini o kadar güzel anlatıyor ki bu mendiller. Balkan kadınları, şimdi ben buradan şuraya geleceğim. Bu mendilleri göstermemdeki tabii ki çeyizler çok önemlidir onların. İşlemeleri çok önemlidir, kıyafetleri çok güzeldir. Hala Türkiye'de Balkanlılardan gelenler kendi, özellikle kına gecelerinde çok güzel yansıtırlar kendi kültürlerini. Fakat kadınların özellikle Sıbyan Mektebi sonrası, Sıbyan mektepleri, mekteplerde veya Bektaşi geleneği içinde yetişmesi nasıl olmuştur diye bir soru sorsam size. Çünkü hani Balkanlardaki kadınları konuşacağız. Evet. Ama önce biz bu Balkan kadınları nasıl yetişiyordu? O şairler, o edebiyatçı kadınlar nasıl yetişti? Bunu sorsam size. Hay. Şimdi Orta Çağ'da aslında kadının eğitim hakkı yok. Bunu kabul edelim. Evet. Yani sadece doğuda değil, batıda da yok. Nitekim biz Orta Çağ'da Avrupa'da kadın şairler diye, artık internet her şeyin çaresi biliyorsunuz. Girseniz çok az sayıdaki örnekle karşılaşıyorsunuz. Halbuki ben özellikle bizim aşık edebiyatı geleneğindeki kadın şairleri de buna dahil edecek olsak 200 civarında kadın şair olduğunu düşünüyorum. Bu bence asla Avrupa ile, yani genel rakama göre büyük bir kıymet ifade etmiyor ama Avrupa ile veya o günkü dünya ile diyelim mukayese ettiğiniz zaman çok önemli bir rakam. Bizim var şair, kadın şair ve yazarlarımız var. Osmanlı'da var. Sadece Balkanlar değil, yani Anadolu coğrafyasında da var. Bunlar genellikle yani Sıbyan Mektebi'nden sonrasında mesela medreselerde kadın eğitimi yok. Ne var? Durumu iyi olan ailelerin, entelektüel ailelerin çocuklarına özel hocalar eliyle kazandırdıkları eğitim var. Ve bizim İlk örneklerden gene 2. Bayezid dönemidir. Bizim şair tezkireleri, kaynaklar Amasyalı iki şairden, Zeynep Hanım'dan ve Mihri Hatun'dan bahsederler. Bunlar bizim kaynaklarımıza girmiş ilk kadın şairler. İkisinin de babası hatırı sayılır bilim insanı yahut bürokraside görevleri olan kişiler. Sonraki dönemlerdekilerin de aşağı yukarı hepsi benzer özellikler taşır. Dolayısıyla bu özel aileler elinde yetişmiş, aile imkanları ile yetişmiş olan şairler, bunu da gene bir kazanç olarak saymak lazım. Yani ailenin fertleri buna ilgi göstermiş ve onları yetiştirmiş. Böyle bir rakamla karşımıza çıkıyorlar. Bektaşilik, biraz önce de söyledim, bu kadın erkek ilişkileri açısından da öbür tarikatlara göre daha rahat sayılabilecek bir ilişki ağı serdeder. Bundan dolayı onların da bir kısmı yine şeyhlerin kızları, bacıları veya yakınları, ama Bektaşilikteki oran biraz daha fazla. Özellikle de Balkanlarda bunun, konuşacağız biraz sonra, daha farklı hususiyetler taşıdığına tanık oluyoruz. Bu bakımdan bir şey söylemek lazım. Geleneksel bir medrese eğitiminden geçmedikleri için kadın şairlerin şiirde kullandıkları dil de daha sade bir dildir. Yani bugüne göre daha kolay anlaşılabilecek bir dildir. Ama o hakim erkekler dünyasının imgeleriyle soruna yaklaştıkları için erkeklerin şiirlerine benzeyen şiirler kaleme alırlar. Yani o bakımdan şüphesiz bunların içinde kadınca duyarlılık ifade edenler de var. Mesela benim yine bir başka çalışmam var bu Mersiyeler üzerine. Biliyorsunuz Türk Edebiyatı'nda en çok Mersiye Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa için yazılmıştır. Çünkü hazin bir ölüm, genç bir ölüm. Ve elimizde Nisai mahlaslı bir kadın şairin 2 tane mersiyesi var Şehzade Mustafa için yazılmış. Öyle mi? Evet. Oh. Ben hasreten bu mersiyeye eğildim. Yani burada yani bir anne yüreği mi var acaba? Onu çağrıştıracak bir şeyler mi var? Var gerçekten. Ama öbür şiirlerde yani diyelim ki Hayali Bey nasıl bir gazel yazmışsa yahut Taşlıcalı Yahya Cenab-ı nasıl bir şiir yazmışsa, Taşlıcalı Yahya nasıl bir şiir yazmışsa genellikle kadınların imgeleri, benzetmeleri, çünkü klasik şiir biraz adı üzerinde klasik bir şiirdir ve belli bir perspektif üzerinden şairler şiirlerini yazarlar. Kadınların da bu kategori içinde devam ettiklerini söyleyebiliriz. Ayten Demirci bu soruyu sormuş, yeri gelmişken ileteyim. Diyor ki Balkan kadınları şiirde nasıl bir üslup kullanmışlardır? Balkan edebiyatının yine bu kitapta buna ayrılmış bir bahis de var. Yani Balkan edebiyatçılarının Balkanlı oluşlarını çağrıştıracak bir takım ifadeler var. Çünkü coğrafya zor bir coğrafya aslında. Coğrafyadan çok oradaki konuşulan yerel dilin de biraz şiire yansıyan örneklerinden hareketle bazı hususiyetler var. Anadolu şiirinde, Anadolu şairlerin şiirlerinde onları görmüyoruz. Ama burada da gene şöyle söyleyelim. Divan edebiyatı biraz kurgulanmış bir edebiyattır. Dolayısıyla bu edebiyattaki benzetme unsurları, imajlar çok belli ölçüler içinde birbirine benzer. O bakımdan Bosnalı bir şairin yazdıklarıyla Bursalı bir şairin yahut Konyalı bir şairin yazdıkları arasında çok büyük bir fark göremezsiniz. Bu öbür şairler içinde belli ölçüler içinde geçerli olmakla birlikte küçük çaplı yerel unsurların yine de kaçınılmaz olarak şiire yansıdığına tanık oluyoruz. Balkanlar'da da bu özellikleri görmek mümkün. Bir kere diller daha sade. Yani divan edebiyatının o genel kelime hazinesine göre Balkan şair ve yazarlarının da dilleri daha sade. Daha böyle hür bir derviş duyarlılığı vardır. Daha aldırmaz bir tavır vardır. Ne Selim'in kuluyuz ne Süleyman'a esiriz diye başlayan böyle... biraz daha yukarıdan uçan ama bu samimi yani öyle laf olsun diye söylenmiş laflar değil. İşte Yenice'den esen seher yerleri, bana Sultan Mustafa'dan haber ver gibi daha böyle aşık edebiyatına. Sultan Mustafa'dan derken Şehzade Mustafa. Bu Şehzade Mustafa değil. Ha, değil. Bu başka bir. Onu Sultan görüp de böyle bir şiir mi yazdılar dedim. Değil. Hocam bir de sizi bulmuşken insan soru sormak istiyor. Merak ettiği her şeyi sormak istiyor tabii. Şimdi Balkan insanına baktığımız zaman kadını erkeği hakikaten bir celallilikleri var. Sözlerinin eridirler. Hatta tabii ne kadar doğrudur bilmiyorum ama anlatılan bir hikayede Arnavutlar, Arnavut demek sözünden dönmemek demek. O yüzden sözünden dönmedikleri için onları Arnavut demişler denir. Böyle bir yapıları da var, hani karakteristik özellikleri de var. Tabii ben de bir Arnavut gelini olarak söyleyeyim bunu. Bu uslupları şiirlerine, hani keskin uslupları diyeyim, şiirlerine yansımış mı Arnavut kadınlarının? Şimdi Arnavut... Çünkü erkeğinden çok kadını daha çok ön plandadır sanki böyle Balkanlarda. Yani Balkanlarda tabii farklı etnik yapılar var. Evet. Bu etnik yapıların da farklı özellikleri var. Arnavutlar gerçekten Balkanların renkli başka tür halklarından birisidir. Oradaki celalli tavrı bütün Balkan halklarına teşmil etmemek lazım. Tamam. Maalesef Arnavutluk'ta bu klasik edebiyatla ilgili ve yakın dönem Türkçesiyle ilgili yapılmış çok fazla çalışma yok. Hı. Bu bakımdan bu çalışma çerçevesi içinde bütün öbür toplumların kadın şairlerine rastlamış olmakla birlikte Arnavutlardan kadın şaire, Türkçe yazan kadın şaire rastlamadık. Öyle mi? Evet. Biraz Arnavut aile yapısı da daha kapalı bir yapıdır. Hmm. Hatta meşhur bir hikaye anlatırlar. Nüfus memuru işte bir Arnavut evini ziyaret etmiş, kaydedecek. Hanımının adını sormuş. Adam birdenbire böyle silahı çekmiş, celallenmiş. Sana ne benim eşimin adından falan diye. Onun için daha kapalı bir yapı söz konusudur. O bakımdan bir Arnavut kadın şairin yorumu bilmiyoruz. Noktasında size yardımcı olamayacağım. Bilmiyoruz. Tamam. Çünkü Türkiye'de hep hakikaten böyle bir şey vardır hocam. Yani baktığınız zaman Balkanlıyım dediğinde ya Boşnak akla geliyor, ya Boşnak derler, tabii, ya da Arnavut derler. Hani evet. Çok da fazla diğerler akla gelmez. O ikisi çünkü ve benim de çocukluğumdan beri büyüdüğüm bir işte Arnavut bir teyze, sözünün eri, keskin bakışlı ve kesinlikle onu bir söz söylüyor ve bitiyor olay. Hani hep böyle bir izlenim gözümüzde canlandığından dolayı acaba o kadınların edebiyata yansıması nasıl olmuştur diye aklımıza da gelmiyor değil. Daha feodal ilişkiler var Arnavutlarda. Boşnaklar ve Arnavutlarla ilgili bir şey söyleyelim. Hı hı. Tabii Balkanlara gidildi. Belli oranda bir Türk göçü de gerçekleştirildi Balkanlara. Bu arada 15. yüzyıldan itibaren Balkanlarda kitleler halinde bazı halklar İslamiyet'i kabul ettiler. Bunların evet. başında Boşnaklar gelir. Bazı bölgelerde Torbeşlerden bahsedebiliriz, Pomaklardan bahsedebiliriz. Daha sonraki dönemlerde de Arnavutlardan bahsedebiliriz. Bunlar çok geniş kitleler halinde İslamiyet'i kabul eden, ondan sonra da İslamiyet'in Balkanlar'da yerleşmesine, kökleşmesine çok canlarıyla ve kanlarıyla destek veren toplumlar olmuşlardır. Hı hı. Bugün de bu mücadelelerini Balkanlar'da çağdaş ölçüler çerçevesi içinde büyük felaketlere maruz kalmalarına ve çok bedel ödemelerine rağmen aynı hassasiyetle devam ettiriyorlar. Hocam şimdi bu söylediğinizin üzerine zaten Nikolas 68 Muhammed ismi olan sevgili Muhammed, Nikola'yı değiştir diye bir şey söyleyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın sayesinde bir konuşma ile 100 bin kişi Müslüman olmuştur o topraklarda. Bosna'da Fatih, Balkanlar'da bahar getiren sultandır, Fatih'idir oraların denir ve bir de zannediyorum yine bir Balkanlardan bulursam o mesajı şey demişti, evladı Fatihan denir diye bir mesaj evet, vardı. Evet, doğru. Onu da ben bu Fatih Sultan Mehmet'in bu meselesi hani bir konuşmasında 30 bin, bir konuşmasında 100 bin mi? Yoksa bir konuşmasında şimdi 50 bin? Bu biraz rivayet ama Balkan fetihleri büyük ölçüde Fatih Sultan Mehmet zamanında biz Adiretti'ye kadar çıktık yani çok erken dönemde. Hatta bu vesileyle şunu söyleyelim. İkinci Bayezid döneminde 2,5 milyon civarında, yuvarlak söylüyorum, 2,5 milyon civarında Osmanlı Devleti'nin sınır yüz ölçümü. Bu 2,5 milyonun 1,5 milyondan fazlası Balkan topraklarında yani. Neredeyse 2 katı Anadolu'dakinin. Yani bu kadar büyük bir, çok erken dönemde bu kadar geniş sınırlara ulaşılmış vaziyetteydi. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Osmanlı'da bir devşirme sistemi var biliyorsunuz. Hı hı. Bu devşirme sistemi çerçevesi içinde genellikle de bölgedeki eşraf ailelerin çocukları devşiriliyor bir kısmı. Bunlar doğrudan Enderun'a alınıyorlar. Enderun'da çok iyi bir eğitim görüyorlar. Bu eğitimden sonra da tabii Enderun'a geldiği için, devşirildiği için Müslüman oluyor. Ve tekrar babasının yerine bu defa bey olarak gidiyor. Hı hı. Şimdi oraya giden, kendi dilini bilen, kendilerinden birisi, haline tavrına bakıyorlar. Onun olumlu özelliklerini görüyorlar. Bu manada çok sayıda kişinin Müslüman olduğunu biliyoruz. Mesela bu anlattığımı reel bir örnek üzerinden size ifade edeyim. Hocam bir aramız var. Siz bu örneği aradan sonra verseniz olur mu? Olur. Lafınızı kesmiş oluyorum ama hayır, ara olur. Saatimiz geldi. Efendim Balkanları konuşuyoruz. Balkan edebiyatına, Balkanlar'da Türk edebiyatına yön veren kadınları konuşuyoruz. Balkanları tanıdık, Balkan kültürünü anlattık. Birazdan Balkanlar'da Türk edebiyatına yön veren kadınları konuşacağız. Kısa bir aramız var. Aradan sonra biz buradayız. Efendim Vav TV ekranlarında Yön Veren Kadınlar programımız devam ediyor. Biz bu programda sizlerle Balkanlar'da Türk edebiyatına yön veren kadınları konuşuyoruz. Ve Profesör Doktor Mustafa İsen hocamız stüdyomuzda. Fatih Sultan Mehmet'in Balkanları fethinden sonra kültürel gelişimlerinden bahsediyorduk ve hocamızın sözü yarım kalmıştı. Bir örnekle girecektik. Hocamız sözü size tekrar verelim ve kadın edebiyatçılardan devam edeceğiz inşallah. Şimdi Fatih Sultan Mehmet döneminde Balkanların büyük oranda fethedildiğini söylemiştik. Bu fetihlerde işte bu Balkan kökenli devşirme çocuklarının rolleri. Bunların en başında gelen isimlerden birisi Mahmut Paşa'dır. Bugün de bir boşnakla karşılaşsanız, sizin Türk olduğunuzu öğrenince genellikle şöyle bir ifadeyle karşılaşırsınız. Biz Türkleri çok severiz çünkü bu şerefli dini onlar bize tanıttılar derler. O bakımdan kendilerinden birisinin, kendi dillerini konuşan birisinin bir Müslüman olarak onlara gitmiş olması psikolojik olarak da Balkan fetihlerini çok etkilemiştir ve Fatih'le birlikte onun veziri Vezir Mahmut Paşa'nın Balkan fetihlerindeki rolünü çok önemsemek lazım. Yani çok büyük katkıları olmuştur Balkan fetihlerinde. Aslında bu söylediğiniz çok önemli bir ayrıntı. Kendilerinden olan bir kişiyi yıllar sonra yetişip Osmanlı'ya paşa olup ki Mahmut Paşa sadrazam da oluyor zaten. Evet. Ve nihayetinde onlara gitmesi. Çoktur bunların örneği. Biraz önce o real bir örnek diye söyledim. Mesela Hersekzade Ahmet Paşa. Evet. Hersek bölgesinde babası orada bir bey. Hı hı. Ve İstepan adı bu beyin oğlu olarak bölge fethedildikten sonra Enderun'a alınıyor. Adı Ahmet oluyor. Daha sonra Hersekzade Ahmet Bey olarak bölgeye bey olarak gidiyor ve İkinci Bayezid ve Yavuz Sultan Selim döneminde 5 kez sadrazamlık yapmıştır. Yani o bölgenin yetiştirdiği isimlerden bir tanesi. Bunların sayısı çok fazla. En önemli isimlerden bir tanesi. Dolayısıyla onların her birisinin kendi bölgelerindeki halkın İslamiyet'i daha kolay kabullenmesinde ve sonra da çok coşkuyla hizmetinde olmasında, bugüne kadar bölgenin aynı şekilde Müslüman kalmasında çok büyük rolleri olmuştur. Hı hı. Hocam şunu hemen Yunanistan'la şehir şehir gidelim istiyorum aslında Balkanlar'da Türk edebiyatına yön veren kadınlarda ama şunu bir sormak istiyorum size. Az önce bahsi geçmişti. Özlem Kurtuluş diyor ki bir Balkan göçmeni olarak neden ata topraklarıma evladı Fatihan denilmektedir? Evladı Fatihan Fatihlerin çocukları demek. Yani onlar bu bölgeyi fethettiler. Bu gerçekten... Rumeli'de yaşayanlar ve Rumeli'den gelenler için kullanılan güzel tabirlerden birisidir. Ona ilave olarak ayrıca bir Rumeli medeniyetinden bahsedilebilir. Bu iki hususiyeti bu şekliyle bir Rumeli'nin imtiyazı olarak ifade etmiş olalım. Peki hocam. Şimdi şehir şehir gidelim dedik. Mesela Selanikli Ayşe Vuslat Hanım var. Biz Yunanistan'la başlayalım mı hocam? Olur. Şehirler ve şehirlere... Şimdi bizim bu çalışmamızda bir şey ortaya çıktı ki Yunanistan çok sayıda şair yetiştirmiş. Çok sayıda Türk şair yetiştirmiş bölgelerden bir tanesi. Hı hı. Çok da önemli şehirler var. Yani buradan başlayacak olursak bu akşam sık sık sözünü ettik. Dimetoka'dan Türkiye'ye en yakın, oradan Gümülcine'den, oradan Selanik, Seres... İşte biraz önce yine sözünü ettiğimiz Drama Mora aşağı doğru Girit. Girit mesela çok sayıda şair yetiştirmiş bölgelerden bir tanesidir. Rodos, diğer adalar. Bütün bunlarla birlikte bölgenin ne kadar, bunlar aynı zamanda bölgenin tapu senetleri, yani ne kadar çok ve ne kadar uzun süre bu coğrafyada 500 yıldan daha fazla kalınmış. 1350'li yıllarda girildiği düşünülürse 1912'ye kadar. İşte Selanik bu çok önemli şehirlerden bir tanesi. Selanik'in tarihi Türklerin Balkanlara gidişinden daha önce. Balkanlarda birkaç şehirden bahsedilecek olursa Selanik gibi, Atina gibi, Belgrad gibi, bunlar Osmanlılar gittiği zaman da zaten önemli şehirlerdi. Dolayısıyla Selanik çok şair yetiştirmiş, çok başka alanlarda da mesela musikiyi de alsak, mimariyi de alsak aynı tabloyla karşı karşıya kalırız. Önemli şehirlerden bir tanesi. Mesela Selanikli Ayşe Vuslat Hanım 19. yüzyılda Hanımlara Mahsus Gazete diye bir gazete çıkarıyor ve bu gazetenin başyazarı. Dolayısıyla bu bölgenin yetiştirdiği önemli hanım şairlerden bir tanesi. Burada yetişmiş bir takım isimler var. Türkiye'ye gelmişler daha sonra ve Türkiye'deki matbuat hayatını ve basın hayatını, edebiyat hayatını da beslemişler. Sabiha Sertel mesela bunlardan birisidir. Sabiha Sertel. Evet, Muazzez Tahsin Berkant, o çok önemli romanları olan hanım. Münevvera Yaşlı. Bunlar hep Selanik'in yetiştirdiği yakın dönemdeki bayan entelektüellerdir. Biraz önce yine sözünü ettik Yenişehir'den. Mesela bu ani 18. yüzyıl başında, 17. yüzyıl sonunda ani önemli bir kadın şair. Bakın burada bu Bektaşiliğin Rumeli'deki etkinliğinden söz etmiştik. Hatice Bacı yine Yenişehir Fener'in yetiştirdiği isimlerden bir tanesi. Gümülcine çok erken dönemde fethedilmiş şehirlerden birisi. Osmanlı döneminde o kadar kültürel manada etkin bir şehir değil. Çünkü çevresinde hem Selanik var, hem yukarısında Serez var, Vardar Yenicesi var. Daha kültürel anlamda zengin şehirlerin biraz arasında kalmış. Biraz gölgesinde kalmış. Gölgesinde kalmış. Ama bu 1924 mübadelesinden sonra ve Rumeli elden çıktıktan sonra Gümülcine Batı Trakya'da en yoğun Türk nüfusun yaşadığı şehir haline dönüştü. Dolayısıyla buradaki Türk cemaatinin eğitim ve kültür merkezi oldu. Özellikle de hem burada hem Bulgaristan'da dikkat çekici. Konuşmamızın belli bölümlerinde hep söyledik. Kültürel hayatın mutlak surette sağlıklı bir eğitim hayatının üzerine oturması gerektiğine dair, ancak bu olursa ikincisinin olabileceğine dair. 1960'lı yıllardan itibaren Batı Trakya'dan çok sayıda öğretmen okullarına ve buradaki başka okullara öğrenci gelmiş ve onlar daha sonra kendi ülkelerine dönmüşlerdir. Ve oradan hareketle de çok iyi bir kadro yetişti. Gümülcine doğumlu. Hemen hemen bunların hepsi öğretmen kökenlidir. Mesela Refika Nazım, Şükran Raif, Füsun Saka, Nimet Çalapala, Nurtan Altınok, Sibel Gülüstan gibi isimler. Çoğu da hayatta bunların bugün ve ülkelerine hem birer eğitimci olarak hizmet ettiler, hem de şair ve yazar olarak hizmet ettiler. Gene Yunanistan'dan, Drama'dan bir başka Bektaşi, Remziye Bacı, Havva Bacı, Necmiye Bacı gibi üst üste üç tane Bektaşi kadın şairin varlığını biliyoruz. Bizim daha sonra İstanbul'da yaşadı ama Leyla Hanım divan şiirinin son dönemdeki büyük isimlerinden birisi. Aile Moralı'dır. Moralızade diye babası bilinir mesela. Onu da bu kategoride değerlendirebiliriz. Bulgaristan ikinci olarak Balkanlar'da Osmanlı döneminde en çok şair yetiştiren merkezlerden birisi. Filibe bunlardan birisi mesela, Şumlu bunlardan birisi, Varna bunlardan bir diğeri, Sofya bizatihi kendisi ve diğer daha küçük şehirlerde de çok sayıda Türk şair yetişti. Ama Bulgaristan'ın ilginç bir hikayesi var. Bulgaristan Marksist yönetimler tarafından idare edilmeye başlandıktan sonra başlangıçta bir süre ılımlı bir yönetim şekli sergiliyorlar. Sonra çok baskıcı bir tavırları var. Ama 1950'li yıllarda Stalin şöyle bir talimat vermiş Bulgaristan'a. Biz Türkiye'yi düşüreceğiz. Yeteri kadar orada istihdam edeceğimiz Türkçe bilen insan yetiştirin diye. Bunun üzerine başta öğretmen okulları olmak üzere pek çok okula Türk gençlerini almışlar. Hatta yeteri kadar hoca bulamamışlar. Azerbaycan'dan hoca devşirmişler buraya. Fakat bir süre sonra bunun bir ham hayal olduğu anlaşılınca derhal kapattılar o okulları. Fakat o ara devrede çok sayıda şair ve yazar yetişti Bulgaristan'da. Mesela bunlardan bayan olanlarını zikredelim. Filibe'den Mukaddes Akmanova, Emine Hacova, Nebiye İbrahimova, Aysel İsmailova, Firdevs Büyükateş, Ulviye Özpar, Kadriye Cesur ki bunların bir kısmı 88 göçünde Türkiye'ye geldiler. Ama bu çerçevede yetişmiş isimlerdir. Aynı şekilde Şumlu'dan Nurten Remzi, Halime Yıldız. Kırcalı yeni bir merkez olarak tıpkı Gümülcine gibi sonraki dönemde yeniden ortaya çıkan şehirlerden birisi oldu. Mesela buradan da Nefise Habibe Hüseyinova, Arzu Tahirova, Habibe Ahmetova, Resmiye Mümin, Şefika Refik, Semiha Yılmazova Kırcalı'nın yetiştirdiği şairlerdir. Razgrad'dan Ayşe Hüseyinova, Silisre'den bu defa tekrar bir Bektaşi geleneği Adviye Bacı, Rusçuk'tan Fıtnat Bacı, Rahova'dan Arife Bacı, Tırhala'dan Gülsüm Bacı gibi isimler Bektaşi geleneğinin Bacı, edebiyatında. Bacı Bektaşiliğin bir nevi bir simgesi dolayı. Ondan dolayı Bektaşiliğin Türk edebiyatına kattığı isimlerdir. Makedonya'ya gelecek olursak bir başka önemli bölge bugün. Burada Üsküp çok önemli, hem tarihen çok önemli bir şehir, hem daha sonra Makedonya'nın başkenti olarak da eğitim ve kültür hayatının yakın dönemde de çekip çevrildiği önemli merkezlerden bir tanesi. Mesela buradan da Şehribanu, Remziye Hisar, Hüma Şahvardar, Halise Hasan Özgül, Melahat Öngüllü, Engüllü, Biba İsmail, Semra Samet, Tülay İbrahim, Seyhan Yakubi, Leyla Şerif Emin, Benna Musli, Rabia Ruşit gibi çok sayıda genç isim. Bunların çoğu çok genç yani bu Üsküp, isimlerin. Çok sayıda insan kadın isim yetiştirmiş. Yani erkekleri saysak bundan çok daha fazla çok bir tablo ile karşılaşırız. Buranın Kalkandelen şehrinde doğup daha sonra Türkiye'de faaliyetlerini devam ettiren şair Güzide Taranoğlu'ndan bahsedebiliriz. Gostivar'dan gene önemli Türk yerleşim yerlerinden birisi Esra Matyan'dan söz edilebilir. Bosna daha sonra Türkçeden koptu yani yakın dönemde ama Osmanlı döneminde Saraybosna, Mostar yine çok sayıda entelektüel yetiştirmiş bölgelerdir. Ama Osmanlı'nın son dönemlerinde Gülistan İsmet Hanım önemli şairlerden bir tanesi. Bu Usturçe'den bahsetmek istiyorum. Çok adını duymadığımız şehirlerden birisi, bilmediğimiz bir şehir. Bosna'da bir şehir. Bu aile de orada Habibe Hanım Osmanlı'nın son döneminde 18. yüzyılda dikkate değer bir şair. Biraz önce de söyledim buralarda eşraf aileleri vardır. Yani böyle bir eşraf ailenin Rızvan Begoviçler diye bir bey ailesinin kızı Habibe Hanım. Hersekli Arif Hikmet Bey dayısı. Yani ailede başka önemli şairler de var. Evet. Bu Habibe Hanım mesela Bosna'da Osmanlı döneminde yetişmiş elimizde örnek şiirleri olan ilginç isimlerden bir tanesi. Kosova'da Prizren'den bahsetmek istiyorum. Prizren de çok dikkate değer şehirlerden birisidir. Şöyle Osmanlı döneminde şehirlerdeki bu etnik bakımdan karmaşık yapıya rağmen bütün bu işte yani manastırı ele alalım mesela bugünkü manastır küçücük bir Makedon şehri ama 1910'lu yıllara gelinceye kadar manastır bugünkü Kuzey Makedonya'nın tamamını içine alan bugünkü Güney Makedonya'nın tamamını içine alan, Arnavutluğun bir bölümünü içine alan Balkanlardaki 4-5 devletin sınırlarından müteşekkil bir vilayetti, bir Osmanlı vilayetiydi. Yani ne kadar önemli olduğunu belirtmek açısından söyleyeyim. 19. yüzyılda 25 civarında konsolosluk var Makedonya'da. Bu kadar böyle hareketli, özellikle Selanik-Belgrad arasındaki en önemli hatlardan birisi. Burada da çok isim yetişmiş, çok şair yetişmiştir. Ve bütün bu bahsettiğimiz şehirlerde ortak anlaşma dili Türkçedir. Türkçe. Herkesin milliyeti ne olursa olsun, herkes, köylüsü de bilir ama şehirle ilişkisi olan herkes bilir. Hatta böyle benim tanık olduğum ilginç bir örnek var. Ben 81-83 yılları arasında Belgrad Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştım. Ve oradaki Türk aydınlarıyla da yakın ilişkim oldu. Bir Üsküp seyahatim sırasında, şimdi rahmetli oldu, Necati Zekeriya'yı, şair Necati Zekeriya'yı ziyaret edeceğiz. Bir başka arkadaşın misafiriyim ben. Ve bir miktar var görüşme saatimize. Onun bir arkadaşının bir kuyumcu dükkanına girdik Üsküp'teki çarşıda. Konuşma Türkçe devam ediyor. Fakat buralarda bizim çok kolay anlayamayacağımız bir tablo vardır. Yani mesela dışarıdan birisi gelip diyelim ki kuyumcuya Makedonca bir şey sordu. O ona bir cevap verdi. Konuşma kendiliğinden sizin fark etmediğiniz bir noktada Makedonca'ya döner ama herkes Makedonca olarak devam eder. 5-10 dakika sonra başka birisi gelip Arnavutça bir şey sorar. Konuşma aynı anda Arnavutça üzerinden herkesin katıldığı bir biçimde devam eder. İşte konuşma böyle Makedonca devam ediyor. O arada da dışarıdan birisi gelmiş. O Türkçe konuştuğumuzdan daha sonraki evrede. Ben o yanımdaki arkadaşa dedim ki abi vakit geliyor, istersen biz kalkalım Türkçe olarak. O da tabii kalkalım dedi. O dışarıdan gelen dedi ki arkadaşıma, ben sizin dedi Türk olduğunu, Türkçe bildiğinizi bilmiyordum dedi. Bu spontan bir cevap. Arkadaşımın cevabı biz şehirliyiz dedi. Yani Balkanlarda Türkçe bilmek şehirli olmaktır. Bilmiyorsanız şehirli değilsiniz manasına gelir bu. O bakımdan ortak Türkçe daim ortak anlaşma dili, ortak dil Türkçedir. Bunu öbür Balkan şehirlerinin çoğunda kaybettik. Ama 2000 yılına kadar bu Prizren'de devam ediyordu. Prizren öyle bir şehirdir. Herkes Türkçe biliyordu. 2000 yılındaki bu Sırbistan'ın müdahalesi ve ona karşılık işte NATO müdahalesiyle birlikte köylerden çok sayıda insan Prizren'e göç etti. Yani bir şehir düşünün, birkaç yıl içinde nüfusu birdenbire ikiye katlanıyor. Yapısı değişiyor, nüfus yapısı değişiyor. Dolayısıyla bu pek çok şeyi değiştiriyor. Köyden gelenler doğal olarak hepsi bilmiyorlar Türkçeyi. Bundan dolayı Prizren'de bu vasfını kısmen kaybetmiş olmakla birlikte ben hep söylüyorum, Türkiye dışında Kıbrıs'ı hariç tutuyorum. Bugün bile sadece Türkçe konuşarak Prizren'de hayatınızı idame ettirebilirsiniz. Ama bu 1990'lı yıllarda, 80'li yıllarda çok daha böyleydi. Çok daha karakteristik olarak böyleydi. O bakımdan Prizren çok canlı bir, Türkçe açısından bugün de çok canlı bir kültürel hayata sahiptir. Aşağı yukarı herkes ortalama bir enstrüman çalar Prizren'de. Mesela siz bugün gittiniz, rica ettiniz. Orada Doğru Yol Kültür Güzel Sanatlar Derneği diye bir dernek vardır. Oradan bir arkadaşa rica ettiniz, ya akşama bir tiyatro seyretsek. Derhal sizin için o akşam bir tiyatro bulunabilir. Sahneye konulabilir. Bir müzik ziyafetine katılmak isteseniz o en kolayındandır. Hemen kolaylıkla yaparlar. Yani bu manadaki kültürel etkinlikler noktasından da bugün de hala çok canlı bir şehirdir. Doğal olarak oradan da Türkçenin mesela Türkan Başa, Canan Özer, Sümere Cenoleri, Gülsever Galo, Sıla Cibo gibi isimler Türkçe mi yazıyorlar hocam? Tabii Türkçe yazıyorlar. Türkçe yani, ve tamamen Türkiye Türkçesiyle yazıyorlar. Hmm. Yani hiçbir şive farkı falan da olmaksızın yazı dili. Balkanlar'da yazı dili dün ve bugün daima Türkiye Türkçesi olmuştur. Romanya biraz daha farklı. Osmanlı'da da yönetimi farklıydı biliyorsunuz. Bir nevi bağlı konumdaydı. Yani doğrudan Osmanlı Romanya'yı kendisine dahil etmemişti. Ama orada da Türkçe var. Özellikle Köstence ve çevresinde Emel Emin, Fatma Sadık gibi kadın şair ve yazarlardan. Yani buradan şunu söyleyebilirim. Balkanlar'da Türkçenin devam ettiği bölgelerde, yani Yunanistan'da, yani Makedonya'da, yani Kosova'da, yani kısmen Romanya'da bugün artık genç entelektüel kadronun neredeyse %50'si kadınlardan veya hanımlardan, genç kızlardan meydana gelen bir yapı sergiliyor. Burada iki şeyin çok etkisi oldu. Bir, bu büyük öğrenci projesiyle Türkiye'ye okumak için gelen ve burada daha da Türkçelerini geliştiren isimlerin bu alana ilgi göstermeleri dolayısıyla bir patlama oldu adeta. İkincisi, televizyon programları ve özellikle bu diziler ve benzeri tür faaliyetler de bölgede Türkçenin, tabii buna Maarif Vakfı gibi, Yunus Emre gibi, TİKA gibi Türkiye'nin etkin kuruluşlarının yaptığı faaliyetler ve oradaki kültür merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilen etkinlikler de çok katkı sağladı. Yani size şu kadarını söyleyebilirim. Türkçe 500 yıldan beri kesintisiz olarak Balkanlar'da bir konuşma dili ve bir yazı dili olarak, bir edebi dil olarak varlığını sürdürmektedir. Bugün bu 1912'den sonra bir kesintiye uğradı. Aşağı yukarı 40'lı yıllara kadar hemen hemen bütünüyle sustu. Bulgaristan'da daha sonraki dönemlerde de başka tür baskıcı tavırlara sahne oldu. Ama şunu memnuniyetle ifade etmek gerekir ki Birinci Dünya Savaşı sonrası söylüyorum. Yani bu Osmanlı zamanında çok iyiydi durum. O dönemde biraz sıkıntıya girdik. Çok şükür ki bugün o günlerden çok daha iyidir. Ve eminim ki yarın bugünden de daha iyi olacaktır. İnşallah. Ve bu yakın dönemdeki Türkçenin bir yazı dili olarak yeniden ayağa kalkmasında da hanımların çok ciddi katkısı var ve böyle gürül gürül bir genç kadro geliyor. Onların da önemli bir kısmı bayanlardan meydana geliyor. O zaman hocam, ben programımızın sonunda soracaktım ama şimdi şu soruyu yönelteyim size. Hani günümüzde Balkanlar'da Türkoloji bölümleri ve Türkoloji bölümlerine hayat veren kadınlar var. Onlardan da biraz bahsedelim mi hocam? Onlardan da biraz bahsedelim çünkü Balkanlar'da Türkçenin var olmasında Türkoloji bölümlerinin de ağırlıklı bir yeri var. Şimdi Balkanlar'da Türkolog olmakla Almanya'da Türkolog olmak, Amerika'da Türkolog olmak arasında büyük bir fark vardır. Çünkü 500 yıl Osmanlı yönetiminde beraber kalınmış bunlarla birlikte. Kendi tarihlerini araştırmak anlamına gelir bir nevi Türkolog olmak. İkinci olarak başka bir şey söyleyeceğim. Türkizm diye bir konu var biliyorsunuz. O dillere girmiş Türkçe kelimeler. Yani Türkçe ve alıntı kelimeler söz konusu olduğu zaman bize genellikle şey söylenir. Türkçe ne kadar çok başka dillerden kelime aldı falan gibi. Şimdi bir takım rakamlar söyleyeceğim. Mesela çok şaşıracaksınız eminim. Kendileri yaptılar lügatını. Şikali için lügatinde 8.000 kelime var. Türkçeden girmiş bu dillere. Bulgarca'da 7.400 civarında kelime var. Lügatini kendileri yaptılar. Arnavutça'da bunların hepsinden daha fazladır. Aynı şekilde Rumca'da 3.000 civarında Rumca'ya girmiş kelimeler var. Macarca'ya girmiş aynı şekilde kelimeler var. Dolayısıyla Balkan dilleri üzerinde Türkçenin çok ciddi bir etkisi var. Bunları araştırmak açısından bile, filolojik noktayı nazarından bakıldığı zaman bile gene Türkoloji ile ilgilenmek gibi bir durumdalar. Ve iyi de Türkoloji bölümleri vardır. Bunların en eskisi Belgrad'daki, benim de bir dönem görev yaptığım Belgrad'daki Türkoloji bölümü. Mesela orada Sırbistan'da şimdi Dušan Kabojanić, Marija Đukanović, Mirjana Teodosiyeviç, bunlar bayan arkadaşlardır ve ciddi katkılarda bulundular Türkçe'ye. Bosna tabii her zaman bu Türklük çalışmaları açısından en önemli merkezlerden birisi. Çünkü kendi tarihleri. Mesela orada da Behiye Zlatar, Amine Şilyak, Kerime Filan, Alene Çatoviç gibi yine bayan isimler, Türkoloji bölümünün hocaları. Türk ve Müslüman mılar? Tabii, Müslümanlar. Müslümanlar ama evet, oranın yerli insanları. Yerlileri. Hı hı. Kosova'da Tacizer Hafız bölümde aynı şekilde. Makedonya'da Seyhan Murtazan'dan söz edebiliriz. Arnavutluk'ta Genciyana Abazi, Lindita Latifi, Cemila Abdiu gibi isimler. Yunanistan'da Evangeliye Balta gibi isimler. Doğrusu Türkolojiye hayat veren ve Türkçenin akademik düzeyde yaşamasına katkıda bulunan önemli meslektaşlarımızdır. Onların da bayan olarak bu çerçevede isimlerinin zikredilmesinin uygun olacağını düşünüyorum. Hocam şimdi dünyada, Türkiye'de de böyle bir mevzu var. Bazı mesleklerde kadınların daha çok önde olduğunu, sayılarının daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Bu Balkanlar'daki Türkoloji bölümlerinde de kadın sayısının daha fazla görüyor muyuz? Yani yoğunluğunu sosyal bilimler ve filolojik faaliyetler Türkiye'de de biliyorsunuz ağırlıklı olarak bayanların elinde. Burada da aynı şeyden söz edebiliriz. Evet, bizim edebiyat fakültesinde sınıfta bir erkek vardı sadece. Öyledir. Onu ele alabiliriz. Öyledir. Hocam biraz sorulara geçeyim müsaadenizle, daha sonra. Olur ama ben bir şey daha söyleyeyim. Lütfen. Çok ilginç başka bir hanımdan bahsetmek istiyorum. Buyurun hocam. Daha erken dönem. Üsküplü Asiye Hatun diye bir hanım. Hı hı. Bu da önemli bir ailenin kızı. İyi yetişmiş, iyi eğitimli bir kız, bir hanım. Ve Ujitse yeni adı, bizim Osmanlı zamanındaki adıyla Öziçe. O zaman çok önemli bir Boşnak şehri, bir Müslüman şehri yani 17. yüzyılda tasavvufa ilgi duyuyor ve Şeyh Musluhittin diye orada karizmatik bir şeyh var. Ona müntesip ama ayrı şehirlerde yaşıyorlar. Biliyorsunuz tasavvufta rüya bir eğitim aracıdır. Evet. Görülen rüyaların yorumlanması, şeyh tarafından yorumlanması önemlidir. Osmanlı'nın kuruluşunda da bir şeyhin rüya. Evet, bir rüya var. Tabiri var. Gördüğü rüyaları şeyhine yazıyor ve o rüyalar epey elimizde şu anda. Çok ilginç örnek metinler. Örnek verebilir miyiz hocam? Yani örnek veremem ama sosyal medyada var arkadaşlar, merak edenler görebilirler oradan. Cemal Kafadar yayınladı bunları. Ve bunlar üzerine bazı psikiyatristler yorumlar yaptılar. Çok şaşırtıcı da yorumlar çıktı ortaya yani. Burada da Freudyen bakış açısıyla öbür alanlardaki bakış açıları arasında mühim farklar var. Ama madem Rumeli'nin kadınlarından bahsediyoruz, Asiye Hatun'dan da bu vesileyle bahsetmiş olalım. Peki. Şimdi hocam birkaç soru sorayım inşallah size. İzleyicilerimizin soruları gelmeye devam ediyor. Bazı sorulardan birkaç tane olduğu için ben hani cem ederek okuyacağım. Yani bir de cevap verdiklerimizi geçelim. Tamam hocam. Tamam inşallah. Balkanlar'da sözlü edebiyat kültüründe kadın edebiyatçıların rolü nedir? Ayten Demirci sormuş. Şimdi sözlü edebiyat dediğimizde aslında niniler de edebiyata giriyor değil mi hocam? Yani tabii. Hikayelerde. Çünkü biz Dede Korkut hikayelerini biliriz mesela. Elbette masallar, maniler. Masallar evet. Diyor ki izleyicimiz de sözlü edebiyat kültüründe kadın edebiyatçıların rolü nedir? Sözlü gelenekte kadınların rolü tartışılmaz çok öndedir. Yani büyük ölçüde sözlü edebiyatın taşıyıcısı hanımlardır. Yani doğumdan ölüme kadar hayatın her aşamasında tanık olduğumuz ninnilerle başlayan, sonra sevda türküleriyle devam eden, asker uğurlamalarıyla devam eden, başka tür manilerle hayatımızı şu veya bu biçimde biçimlendiren hemen her faaliyetin arkasında hanımlar vardır. Yani sözlü edebiyatın büyük oranda taşıyıcısı Anadolu'da da böyledir, Rumeli'de de böyledir. Maniler var mı hocam Balkanlar'da? Anadolu'nun çok yerinde olduğu gibi. Yani Anadolu'da karşı karşıya kaldığınız bütün hayatın Balkanlar'da da bir örneğini kolaylıkla görebilirsiniz. Karşılığını görüyoruz. Şimdi yine bir izleyicimiz şöyle sormuş. Aslında biraz değindik buna. Belki fazlası da değindik ama diyor ki Balkanlarda Balkan kadınlarının edebiyata katkıları edebiyata katkısı şudur diyebileceğimiz somut bir şey söyleyebilir miyiz? Hani bir şeyin öncüsü oldular mı anlamında soruyor herhalde. Yok, bu manada değil. Bu manada çok öncülükten söz etmek mümkün değil ama hayatın hemen hemen biraz önce de söyledim, erkek edebiyatıyla başat giden bir yaklaşım söz konusu. Onların ilgi duydukları meselelerin hemen hemen hepsi hanımların da ilgi duydukları meselelerdir. Burada diyelim ki Bektaşi olanlar daha çok Bektaşi geleneği çerçevesi içinde değerlendirilmesi gerekir ama öyle çok öne çıkmış öncü isimlerden bir hareketin başlatıcısı olan bir isimden söz edemeyiz. Mesela Türkiye'ye gelip de bir kadın dergisi mi çıkartıyordu yoksa orada da bir örnek vermişti? Yok yok Selanik'te çıkartıyordu. Yani Selanik'te bir kadın dergisi çıkartabiliyor. Belki de hani Kadınlara Mahsus Gazete diye bir gazete çıkarıyor. Yani kadınlar için bir gazete. Aslında üstlendikleri görevlerde çok da güzel, kendilerine has diyebiliriz. Şimdi aslında güzel bir soru var hocam. Hasan Top'tan, belki kadınla alakalı değil ama diyor ki hocam günümüzde Balkanlar'da bize ve kültürümüze bakış açısı nedir? Teşekkürler demiş. Şimdi Balkanlar'da bize ve kültürümüze bakış açısı zaman zaman farklılıklar gösterir. Ama bölgede farklılıklar gösterir. Ülkede gösterir, bölgede gösterir. Yönetenlerin bakış açısı farklıdır, halkın bakış açısı farklıdır. Ama şu kadarını söyleyeyim, Balkanlar'da Türk kültürü bir kere etkin bir kültürdür, hakim bir kültürdür. Biraz önce söyledim, dil hayatın aynasıdır. Yani yaşadıklarımız dile yansır. Onların dillerine bu kadar çok sayıda Türkçe kelime girmişse o zaman Türk kültür hayatı da bunlar üzerinde o denli etkili olmuştur. Ama biz bugün edebiyattan bahsettik. Sizin de Türk musikisinin bölgeye etkisinden bahsetseydik ben aşağı yukarı benzer şeyleri söyleyecektim. Hatta şu anda bile mesela Türkiye'de Türkçe olarak popüler olan bir şair, affedersiniz bir Türk sanatkarın bir şarkısı çok kısa bir süre sonra sözleri değiştirilerek aynı makamla Arnavutça'da, Boşnakça'da, Sırpça'da, Bulgarca'da hemen orada icra edilir. Yani ben çok Sırpça ilk gittiğim o 80'li yıllarda çok meşhurdu. Neden saçların beyazlanmış arkadaş şarkısını Sırpça olarak dinledim. Başka bir şeyden bahsetsek gene çok fazla değişen bir şey yok. Mesela Balkanlardaki yemek kültüründen söz etsek, yemek isimlerinden bahsetmeye kalkışsak, yemek isimlerinin çok büyük bir bölümü, işte bizim börek orada börek olmuştur, simit cevrek olmuştur. Gevrek evet. Yani bunların yüzlerce örneğini sayabilirim burada. Yine Özlem Kurtuluş diyor ki, fethin kadınlar için önemi var mıydı? Kadınların fetih sonrası hayatlarında ne gibi değişiklikler olmuştur? Yani fetih insanlara ve erkeklere ne getirmişse kadınlara da onu getirmiştir. Ben o fethin ilk yıllardan itibaren bir kere insanlara güvenlik getirdiğini söylüyorum. Ve çok sağlıklı bir çalışma düzeni getirdiğini söylüyorum. Ekonomik refah getirdiğini söylüyorum. Yani bu erkeğe, çocuğa, kadına hepsine eşit olarak yansıyacak bir tablodur. Ama sonraki dönemlerde, bugünlerde de görüyoruz işte çevremizde, sonraki dönemlerdeki bu savaşlar sırasında da bunun faturasını en ağır ödeyenler de üzülerek belirtelim ki kadınlar ve çocuklar olmuştur. Aslında mesela bazı Fatih Sultan Mehmet'in özellikle ahitnamelerinde bazı kelimeler var. Irzlarınız ve namuslarınız diye. Hani biz hep biliriz ki Haçlılar topraklardan geçerken bunu daha önce yine bir Fransızın, yani bir Haçlı torununun kendi kaleminden okumuş olduğumuz kadarıyla Haçlılar geçecek diye Anadolu topraklarından bazı aileler kendi kızlarını kendileri bıçakla öldürdüler. Oraklarla öldürdüler ki Haçlılar geçecek. Tecavüz, her türlü zulmü kızlarına reva görecek diye, ama daha sonrasında hani Müslümanların Tabii ki bazı aşırılıklar olmamıştır demiyoruz ama daha sonrasında hani Osmanlı toplumunun gitmiş olduğu yerde ırz, namus, kadın, kıza dokunmaması, bazı hassasiyetlerin olması mutlaka kadınlar nazarında da büyük ölçüde önemi vardı. Çünkü yani Fatih Sultan Mehmet gidiyor ve bundan sonra hepinizin ırzı, namusu, varlığı, canı bana emanettir diyor. Evet. Ve Cihan hükümdarı, işte İstanbul Fatihi ya da işte Osmanlı padişahlarının hangi birini alırsak alalım ve artık kendini ona emanet ediyorsun ve sen artık korunuyorsun. Tabii ki kadın devletin erkek... birinci derecede görevlerinden birisi. Tabii. Bunun karşılığında bir vergi alıyor ama onların canını, ırzını, malını, hı hı, namusunu, hı, korumayı taahhüt ediyor. Kendi koruyacak ve benim mesela bu Galata Zimmilerine vermiş olduğu ahitnamede bunu söyledikten sonra hani artık bana hani emanetsiniz dedikten sonra diyor ki bundan sonra ne Doğancı, ne bir asker, ne bir Yeniçeri herhangi bir şey diyor sizin evinize gelmeyecek. Size hani herhangi bir rahatsızlık vermeyecek. Verginizi verdiğiniz müddetçe benim memleketimde dilediğiniz gibi dininizi, dilinizi yaşayabilirsiniz diye bir ahitname veriyor. Ve bir sinema filmi çekmişlerdi. O sinema filminde de tabii hani bir görsel sonuçta sinema filmi de edebiyatın bir türüdür belki ama kadınların başlarının şöyle bir kalktığını hatırlıyorum o ahitnamenin sözlerini okurken. Güven içerisinde, mutluluk içerisinde. Çünkü kendileri zulüm görmekten korkuyorlardı ki Latin istilası önlerindeydi. Fransızken manastırları vardır. Bugün de onlar ayaktadırlar. Onlara Fatih Sultan Mehmet'in verdiği bir berat var. Hı-hı. Bir fermanı var. Yani neredeyse bir insan hakları beyannamesi çerçevesi içinde bir metin. Evet. Çok onunla gurur duyarlar. Orada da saklanıyor o. İçeriği bu Bosna ruhbanlarına vermiş olduğu ahitnameden mi bahsediyoruz? Işte, ondan bahsediyoruz. Muhteşem bir ahitnamedir. Muhteşem zaten bir ahitnamedir. Evet. O ikisi zaman zaman da haber bültenlerine de çıkar. Galata Zimmilerine vermiş olduğu ahitname ve Bosna ruhbanlarına verilmiş olan ahitname aslında hakikaten bir insan hakları beyannamesi ki içerisinde o dönemde hiçbir millete Orta Çağ'dan bahsediyoruz. Orta Çağ'dan ki o dönemde siz Fransa'da bir Müslüman olarak yaşayamazdınız veya işte Avrupa'nın evet, herhangi bir yerinde. Yani bir şekilde. Şöyle söyleyelim, Amin Maluf biliyorsunuz dünyanın meşhur yazarlarından birisi. Çok açık bir şey söylüyor. Maruni'dir biliyorsunuz ve Fransa'da yaşıyor. Biz diyor bir Maruni ailesi olarak 500 yıl Lübnan'da, hı hı, kendi kimliğimizle yaşadık. Ama ben Fransa'da kendi kimliğimle kaç yıl yaşayabileceğimden emin değilim diyor. Ya işte özetlemiş aslında, evet, değil mi? Evet. Şöyle bir şey bulmuştum hocam. Osmanlı toplumunda kadına son derece değer verilirdi. Bu Balkanlar'da da böyleydi. Bir Alman protestan rahip seyahatnamesinde Balkanlar'daki Müslüman kadınların durumunu şu şekilde ifade etmişti. Diyor ki dünyayı Türkler, onları ise kadınlar yönetiyor. Dünyada eğlenen ve rahat hayat yaşayan Türk kadınları gibisi yoktur. Aslında bir hani seyyah gibi gezerken görmüş olduğundan mütevellit bunları kaleme almış kendi seyahatnamesinde. Hocam sorulara ben devam edeyim müsaade ederseniz. Bu güzel bir soru aslında. Bir kadın ruhu çünkü naif bir ruha sahiptir diyoruz. Balkanlarda kadın edebiyatçıların kaleminden savaşlar nasıl anlatılmıştır? Savaşlar anlatılmadı, savaşa mı katıldılar aslında? Yok, bence bu doğru bir soru. Aha. Size şu kadarını söyleyeyim. Balkanların dikkate değer herhangi bir romancısı, yazdığı meselelerde Osmanlılarla ilgili bir döneme değinmeden neredeyse roman yazamaz. Hı. Bu kadar ağırlıklı olarak hayatlarında yer tutar. Mesela en karakteristiklerinden birisini söyleyelim. Ivo Andrić'in Dirina Köprüsü. Biliyorsunuz orada aslında köprü bir semboldür. Yani oradaki Osmanlı hayatını anlatır büyük ölçüde. Ve üzülerek belirtelim ki Dirina Köprüsü'nün yorumlanması Türkiye'de bana göre biraz yanlıştır. Çünkü oradaki o bizim Osmanlı hayatı anlatılıyor gibi bir pozitif, olumlu bakışla insanlar değerlendirirler. Oysa genel arkasında çok katı bir Sırp milliyetçiliği vardır ve Türk düşmanlığı vardır açıkçası. Hı hı. Özellikle orada köprünün yapılma sebebi olarak biliyorsunuz Sokullu Mehmet Paşa'nın devşirilir Sokullu Mehmet Paşa. Annesi arkadan düşe kalka onları takip eder. Dirina Nehri'ne kadar gelirler. Nehirden atlarla karşıya geçilir. Kadın geçemez ve orada kalır. Düşer kalır. Ve Sokullu daha sonra sadrazam olduktan sonra ailesini buluyor. Bunu anıtlaştırmak açısından oraya bir köprü yapar. Yani belki annem köprü olsaydı arkamdan gelecekti gibi bir imaj. Oysa bugün ortaya çıkan bir takım belgeler var ki bu devşirme sistemini çok ajite etmiştir. Özellikle Müslüman olmayan Balkanlı yazarlar. Devşirme sistemi aslında arzu edilen bir şey. Çünkü biraz önce söyledim, köylü yarı köle vaziyette. Yani o kölenin çocuklarının da hiçbir biçimde bulundukları konumu değiştirebilecek bir imkanları yok. Yani Sokullu Mehmet Paşa muhtemelen Sırbistan'ın dağındaki o Sokol köyünde kalsaydı bir domuz çobanı falan olabilirdi. Hatta şimdi yeni bir takım belgeler var ki Sokullu normal olarak Pençik oğlanı denir bu alınanlara. Bu kapsama girmiyor. Fakat bu işin özelliklerinden anlayan psikologlarla gidiyorlar oraya. Yani zeki çocuklar seçiyorlar. Turnayı gözünden vurmak diye bir tabir tabii, var. Özellikle seçiliyorlar. Yakışıklı çocukları seçiyorlar. Sadece sağlıklı olacak. Mesela öksüz veya yetim olmayacak. Evet. Falan gibi bir takım şeylere dikkat ediyorlar. Sokullu bu değerlendirmelerin dışında, fakat oradaki o seçicilerden birisi onun eskilerin tabiriyle söyleyelim nasiyesinde o yeteneği fark ediyor. Yani görüyor onun gözlerinde ve yanındaki amirine diyor ki bunu alalım. Aileyi ikna ederek alıyorlar, yani zorla alınmıyor Sokullu. Ve sonradan da gerçekten işte devletin en büyük sadrazamlarından birisi haline dönüşüyor. Nitekim Müslümanlardan almıyorlar biliyorsunuz devşirme çocuklarını. Boşnaklar diyorlar ki bizim çocuklarımızın günahı ne, yani biz Müslümansak bizimkileri de alın. Nitekim bir süre sonra Boşnak çocuklar da alınmaya başlanıyor. Çok bunu ajite etmişlerdir. Başta Ivo Andrić başta olmak üzere. Sözü şuraya getireceğim. Soyadını şimdi hatırlamıyorum ama bir Hırvat hanım, Ivana Hanım, ben çevirisi çok iyi değil ama seyircilerimizden ilgi duyanların okumasını isterim. Ezan diye yeni bir romanı yayınlandı. Türkçe'ye de çevrildi bu roman. Ve burada çok rasyonel bir bu devşirme hikayesi anlatılıyor. Yani Osmanlı manzarası anlatılıyor. Yeni Balkanlar'da şimdi o nasyonalist denebilecek, bir taraftan aşırı milliyetçi, bir taraftan da sosyalist yönetim de bu Osmanlı karşıtlığını çok provoke etti. Normalleşmeyle birlikte, Balkanlar'daki normalleşmeyle birlikte yazarların tavırlarında değişmeler başladı ve daha olumlu bir tablo ortaya çıktı. Yani benim Sırbistan'da bulunduğum 80'li yıllarda daha böyle olumsuz yaklaşımlara, ben sonraki yıllarda da bölgeye sık sık gidiyorum, çok olumluya doğru değiştiğini ve dönüştüğünü görüyorum. Yani hem Türkiye hem Türk imajının bütün dünyada olduğu gibi son yıllarda olumluya giden, hatta çok olumluya giden tanıklıklarım da var. Yani mesela bizim Cumhurbaşkanımızla Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın Novi Pazar'daki ziyaretlerini hatırlıyorum. Evet. Yani Sırbistan Cumhurbaşkanı şunu söyledi, yani benim burada size çıkıp bunları anlatma mümkün değildi ama işte Türkiye'nin başbakanı sayesinde ben de burada size hitap etme fırsatı buluyorum. Dağ taş insanda o gün Novi Pazar'da. Evet. Hadi orası Müslüman bölge, aynı şekilde Belgrad'da benzer şekilde bir olumlu karşılanmaya sahne olduğumuzu çok edebiyatla ilişkisi olmadığı için ifade etmiyorum ama çok değişmiştir imaj. Hocam sözü açılmışken malum şimdiki bu İsrail'in Gazze'ye yaptığı zulüm meselesi dolayısıyla bazı İsraillerin Türkiye'ye gelmesi münasebetiyle bazı dostlar şey yazıyorlar. Madem hepiniz herhangi bir sıkıntıda Türkiye'ye sığınacaktınız, Osmanlı'yı niye yıktınız? Yani hakikaten böyle, evet dışarıda son dönemlerde özellikle olumlu izlenimler Türkiye'ye karşı çok fazla ve hala Türkiye insanların sığınağı olma yolunda. Bu devşirme sistemiyle alakalı müsaade ederseniz ben de bir şey söyleyeyim. Şimdi biz Rüstem Paşa'yı biliriz. Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamlarından, Mihrimah Sultan'ın kocasından, aslında bir domuz çobanı. Kendisini zaten bir Hırvat ve bu şekilde adlandırıyor. Rüstem Paşa ailesinden alınıyor ve Osmanlı'ya getiriliyor. Pençik usulüyle alınıyor zaten. Ancak Rüstem Paşa'nın bir de kardeşi var, Sinan Paşa, Kaptanı Derya. Tabii. Şimdi aileler bir çocuklarını işte ne olacaktı? Bir domuz çobanı olarak devam edecek hayatına veya işte çok fazla meslek sahibi olmayacak, gariban bir hayat yaşayacak ama bakıyorlar ki Osmanlı'ya gidip paşa oluyorlar, sadrazamlığa kadar çıkabiliyorlar. Aileler şu çocuğumu da al diye yalvarıyor Osmanlı askerine. Ha tabii ki anneler hüzünlenmemiş midir? Göndermek istemedikleri olmuştur. Annedir özlemezmiş çocuğunu, özlemiştir ama. Bizim annemiz çocuğunu askere gönderirken ağlamıyor mu? Elbette. Peki göndermemek manasına mı algılanabilir bu? Evet. Kızını evlendirirken ağlamıyor mu? Elbette. Bu onu evlendirmek istemediği anlamına mı gelir? Şimdi üniversiteye gönderirken bile ağlıyorlar hocam. Ben başka bir şehre. %100 annesinin çok ağladığını düşünüyorum. Evet. Ama bu mani olmak manasında bir ağlama olmadığı kanaatindeyim. Evet, kesinlikle. Yani eğer bir aileden iki sadrazam çıkıyorsa, iki paşa çıkıyorsa ki biri sadrazam, Rüstem Paşa ve Sinan Paşa, diğerine Sinan Paşa'yı aile kendi isteğiyle bizden bir tane daha alın, bir tane daha alın diye. Başka bir şey var burada. Yani, almıyordu Osmanlı bir de. Almıyor tabii. Aynı aileden asla iki kişi almıyorlar. Buradan başka bir şey söylemek istiyorum. Bugünden bakıldığı zaman bunun anlaşılması çok zor. Zor, evet. Biraz önce sözünü ettiğimiz Mahmut Paşa'nın bir kardeşi aynı zamanda Sırp patriği. Sokullu'nun bir yakını aynı şekilde. Sokolov için papazı. Evet, papazı. Dolayısıyla ve onların münasebetleri devam ediyor. Sokoloviç gidiyor köyüne, görüyor, evet, buluyor, evet, ailesini. Evet. O bakımdan Pargalı öyle. Bu çok nereye kadar devam etti? Aşağı yukarı 19. yüzyıla kadar devam etti. Mora isyanı büyük bir kırılmadır. Ne yazık ki. Çok büyük kayıp verdik biliyorsun orada. Mora isyanı, arkasından bu Fransız milliyetçiliğinin bölgeye yayılması ve bunun getirdiği tavırlarla pek çok şey değişti. Ben son yıllarda yeniden bir kırılma noktası yaşandığı kanaatindeyim. Ve bu kırılma noktasıyla birlikte durumun daha iyiye gittiğini, o mikro milliyetçi yaklaşımların yerini daha insani diye tanımlanabilecek tavırların aldığını görüyorum bölgede. Tabanda görüyorum. Bu ne zaman tavana da yansır? Onu herhalde zamanla göreceğiz. İnşallah görürüz. Hocam Kadir İstanbul diyor ki Balkan coğrafyasında yaşayan, tarihimizde ve edebiyatımıza yön veren kadınların günümüze kadar ulaşan en önemli eserleri hangileridir? Eserler yani burada var elimizde eserleri. Hı hı. Ama çığır açmış eserlerden söz edemeyiz. Yani dediğim gibi sayı çok az zaten. Bu az sayı çerçevesi içinde birinci sınıf ve sonrasında da başkalarının takip ettiği bir yola vesile olabilecek önemli eserlerden söz etmek maalesef mümkün değil. Mümkün değil. Hocam bir soru daha. Tarihimize ve edebiyatımıza yön veren kadınlar Rumeli, Balkan coğrafyasında farklı kültürlerin etkisinde kalmışlar mıdır? Eserlerinde farklı dillerin özelliklerini yansıtmışlar mıdır? Tabiatıyla. Bu doğru bir soru. Hı hı. Yani bu nefes almak gibi bir şeydir. Yani başka bir kültürel ortamda yetişmişseniz, yani siz Makedonya'da normal olarak bir Makedon lisesine gidiyorsanız, Makedonca da öğreniyorsanız, oradaki başka dillerdeki yazar ve şairleri de tanıma fırsatına sahipseniz bu sizin için aynı zamanda bir zenginlik. Evet. Bunlardan kaçınılmaz olarak etkilenilmiştir. Ve bu etkileri biz değişik yazarların eserlerinde netlikte görüyoruz. Bu eşyanın tabiatına uygun bir yaklaşım. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Hocam son soru. Buyurun. Balkanlarda o kadar çok Balkanlar denildi ki Türk edebiyatına, halk edebiyatına ve klasik Türk edebiyatına yön veren kadın, en etkili şair kadın kimdir? İlk akla gelen en etkili şair kadın. Yani çok en etkili isimlerden bahsedemeyeceğiz. Bu yeni dönemde genç arkadaşlar var. Hı hı. Kalem oynatan. Leyla Emin mesela şimdi Üsküp'teki genç hanım şairlerden bir tanesi. Gene Makedonya'dan bazı isimlerden söz edebiliriz. Mesela Melahat Engüllü'den bahsedebiliriz gibi. Yani onun dışında işte Habibe Hanım'dan bahsettik. Bu Rızvan Begoviçlerden, Hersekli Arif Hikmet Bey'in de halası olan. Bunlardan bahsedebiliriz ama dediğim gibi erkeklerden söz etseniz Hayali Bey diye başlayarak bir takım isimleri daha kolay zikredebilirim. Ama şöyle bitirelim. Bizim Osmanlı dünyasında o dönemle Avrupa ile mukayese ettiğimiz zaman kadın şair sayısı kesinlikle o dünyadan daha fazladır. Çok arzu edilen kadar değil. Ben elimizde aşık edebiyatına ve divan edebiyatına ait aşağı yukarı 10.000 şairlik bir listeden bahsedebiliriz. Hı hı. Türk Edebiyatı isimler sözlüğü. Özellikle seyircilerimize söyleyelim. Bunu dijital olarak girebilirler. Türk Edebiyatı isimler sözlüğüne girerek bu isimleri kolaylıkla orada hayatlarını görebilirler. Bunların 200 kadarının falan ben hanım şair, Anadolu ve Rumeli olmak üzere hanım şair olduğunu düşünüyorum. Rakam oran itibariyle küçük ama kendi dönemi itibariyle büyük. Dolayısıyla bu rakamdan da öyle çok birinci sınıf öncü isimlerden söz edemeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Peki hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Ağzınıza, yüreğinize, elinize sağlık. İnşallah yeni bir programda yine sizlerle oluruz. İnşallah. Efendim, bugünlük bizden bu kadar. Biz Balkanlar'da Türk Edebiyatı'na yön veren kadınları konuştuk. Yön veren kadınlarda dünyaya hakikaten bazı konularda kadınlar yön vermeye devam ederken bizler de her hafta birbirinden farklı konularla kadını konuşmak üzere Vav TV ekranlarında olacağız. Kaleminiz hikmete, ilminiz duaya ram olsun inşallah. Kalın sağlıcakla.